Diyarbakır musikisine bir bakış. Neolitik dönemde Diyarbakır musikisi. Milattan önce 6000 yıllarında Ergani Griki Hacıyan özellikle Bakır dönemi medeniyetine beşiklik etmiştir. Bu dönem halkının müziğe düşkünlüğü de söz konusudur. Kemiklerin üzerine serçe bir maddeyle sürtülerek ses elde edilen raspa çentikli kemik sırtı Griki Hacıyan'da elde edilmiştir. Raspa, bir diğer adıyla çentikli kemik. Diyarbakır halk musikisi, Diyarbakır'ın gayrimüslimlerinin yani Süryanilerin, Ermenilerin, Keldanilerin, Diyarbakır Kürtlerinin ve Türklerin ortak malıdır. Artuklu dönemi. 13. ve 14. yüzyıllarda Diyarbakır'daki Artuklu Sarayı zamanın ilim, kültür ve müzik merkeziydi. Bu dönemde Mühendis el-Cezeri İçkale'de dünya sibernetik hidrolik mühendisliğinin temelini attı. El-Cezeri, kitabın bölümlerinin içerikleri olarak 4. bölümde müzik otomatları konusunda 10 şekil vermiştir. Akkoyunlu dönemi. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan da musikiye önem vermiştir. Akkoyunlu Sarayı'nda haftanın belli günleri musiki fasılları yapılmış ve bu fasıl geceleri şair ve edebiyatçıların da katılmasıyla bazen sabaha kadar devam etmiştir. Uzun Hasan sefere çıktığı zaman Ehli Tarap denilen 98 kişiden oluşan saz heyetini de beraberinde götürdüğü bilinmektedir. 16. yüzyıl Osmanlı dönemi. 16. ve 17. yüzyıllarda Diyarbakır'daki Rufai, Kadiri, Nakşibendi ve Gülşeni tekkelerindeki müzik yaşamının çok canlı olduğunu ve bunun da Diyarbakır'daki müzik yaşamını derinden etkilendiği biliniyor. Tasavvuf tekke musikisi ve aletleri. Tasavvuf musikisinin temeli dindir. Gayrimüslimler kiliselerde, sinagoglarda, ayinlerini müzik eşliğinde yaparlar. Müslüman kesimse tekkelerde mensup oldukları tarikatların usullerine göre dini ayinlerini genellikle arbane eşliğinde yaparlar. Mevlidler ve bilhassa minarelerde okunan ezanlar, metiye ve mersiyeler tasavvuf musikisinin makam ve usul basamakları olmuşlardır. Tekke musikisinde divan, gazel, hoyrat, deyiş ve koşmalar icra edilirdi. Bu eserlerin icrasında musiki aleti olarak arbana, kudüm ve zil kullanılmıştır. Köylerde gezen dervişler sadece yanlarında bulundurdukları arbanayla dini musikiyi icra etmişlerdir. 19. yüzyıl ortalarına kadar Diyarbakır'da sürekli olarak dini ayinlerini icra eden Mevleviler, tekkelerinde Kadiri, Rufai, Gülşeni tarikatı mensuplarından ayrı olarak ney, nekkere, sine, tanbur ve rubab kullanmışlardır. Diyarbakır'da musikinin bir şekli ilahi. Mevlüt Han Mustafa. Eskiden Diyarbakır'da cuma akşamları minareler cıvıl cıvıldı. Müezzinler sesleriyle bülbül gibi şakırdardı sanki. Müezzinler minareye çıkar, beyitler okurlar, deyişler okurlar. En az her müezzin 10 makam bilirdi. Halk minarelerde musikiye çok aşinaydı. Halkın %40'ı müzik bilirdi diyebiliriz. En azından ne makam okunduğu bilinirdi. Çünkü Diyarbakır'da 5 vakit ezan 5 ayrı makam üzerinden okunurdu. Mesela sabah ezanı Seba, öğle ezanı Hüseyin'i okunurdu. İkindi Rast veya Acem makamı okunurdu. Akşam da Segah okunurdu. Bilhassa bütün imamlar akşamları ayrıca Hicaz okurdu. Onun için şehre gelen halkın hemen hemen %70-80'inin makama kulağı aşinaydı. Diyarbakır'ın çok enteresan minare makamları var.
Türkiye'nin hiçbir ilinde Diyarbakır'ın minare uşağı yoktur. Mesela minarede sabah makamıyla başlar, Hüseyin ile bitirirdi. Ya Rabbi, bize hayırlı bir kapı aç diye sabah ile başlardık. Sonra Sultani Nevruz'u olurdu. Uşak olurdu. Uşak makamı her minarede istisnasız 20 dakika, yarım saat minare uşağı olarak okunurdu. Bu şehirde doğmak, bu şehrin terbiyesini almak, o günkü insanlarla tanışmak, ben çok şanslı bir adamım. Ben 1958'de daha 13 yaşındayken Diyarbakır Parlı Camii'nde müezzinliğe başladım. Fahri, talebeydim daha. Sen usandırma eli, elde usandırmaz seni. Hilekarlık eyleme. Minarede geceleri okuyordum. Kuyumcu Hristiyan Samo vardı. Terzi Anton Usta vardı. Terzi Aziz Usta vardı. Derlerdi ki, Kirve, Allah razı olsun, bu gece bizi ihya ettin. O zaman hoparlör yoktu. Bilinçli olarak surlara doğru okurdum. Sesim Urfa kapıdaki surlara çarpıp aksederdi. İşte o zamanlar Hristiyanlar ışıklarını yakar, beni dinlerlermiş. Şaban Peker. Dini musiki Hafız Emin Mülayim. Serhiv'de Muaz bin Cebel'in komutanını anma. Yaş destanını yazan ve besteleyen Hacı Eftal Efendi bu eserini Kavs Köşkü'nde, bir diğer adıyla Çarbağ Köşkü'nde 4. Murat'ın huzurunda okumuştur. 1685-1753 tarihleri arasında yaşayan Osmanlı Şeyhülislam'ı şair ve bestekar Mehmet Esad Efendi, Atrabül Asar isimli eserinde tüm Osmanlı coğrafyasında en fazla bestekar İstanbul'da, ikinci sırada Diyarbakır'da yetiştiğini ifade eder. Bestekarlara örnek verelim. Ahu, Hicazi, Mahmut Çelebi, Şehla Mustafa Çelebi, İsmail Çelebi, kendisi aynı zamanda Urmevi Tekke Şeyhidir. Şeyh Ahmedi Nakşibendi, Seyyid Nuh, Ahmet Çelebi, Urmevi Tekke Şeyhidir. Çuvalcızade İsmail, Ahmet Verdi Çelebi, kendisi Nakşi Şeyhidir, Kuyumcular Loncaket Hudasıdır. Çemenzade Mehmet Çelebi, Yahya Çelebi, Şahla Mustafa Çelebi, Hafit Paşa, Hoca Mesut Efendi. 16. yüzyılda Diyarbakır'ı ziyaret eden Evliya Çelebi'nin izlenimlerini aktaracağız. Evliya Çelebi, erbabı zanaatın ne denli musiki şinas olduğunu bakın hangi sözlerle anlatır. Ermeni demircilerin hepsi çekiç çalıp körüklerini çekerken musiki nameleri çıkarırlar. Ahenkli bir şekilde kar ve nakş, zecel ve doğu şarkıları çalarken hem iş yaparlar hem de şarkı okurlar. Çekiç vururken 24 usulle tırlaka tırlak tırlaka tırlak diyerek çifte düek usulünde çekiç vururlar. Körüklerini yine sofyan usulle çekerler. Hallaçlar pamuğa tokmak vurduğunda yaylarının kirişinden segah makamı, kimilerindense dügah ve yegah makamı duyulur ve usulü ya çemberi veya sakil usulüdür. Kazancılar da örs üzerine kızıl renkli bakıra 10 kişi olarak tan tan tane tan tan tane sofyan usulüyle çekiç vurdukları zaman Hüseyin'i sesini duyan ve usullerini gören marif sahipleri hayran kalır.
Diyarbakır musikisi, Dicle Nehri kenarındaki köşklerde, bağ evlerinde, bostanlarda ve bilhassa velime gecelerinde icra edilen musiki fasıllarıyla sistemleşerek bugünlere kadar gelmiştir. ...1869-1905 tarihli Diyarbakır salnamelerine baktığımızda askeri birliklerde mızıka bölüğü olduğunu gözlüyoruz. Örneğin mızıka bölük komutanları Yüzbaşı Mustafa Efendi, Mülazım-ı Sani Ebuzar Ağa'dır. Cumhuriyetin ilk yılları. Diyarbakır'da 1908'e kadar ud, nadiren keman, daha sonraları ud, keman ve kanun eşliğinde klasik müzik ve türküler aynı enstrümanlarla icra edilirdi. Diyarbakır'da haftanın belli günlerinde toplanarak musiki alemleri yapıldığı, bu dost meclislerine dönemin tanınmış şair ve bestekarlarının da katıldığı, hatta halk sanatkarlarının da bu toplantılara iştirak ettikleri bazı kaynaklarda açıklanmaktadır. Bu toplantılara velime denirdi. Diyarbakır'da kullanılan müzik aletleri. Diyarbakır musikisi icra edilirken kullanılan eşlik çalgılar şunlardır: cümbüş, çığırtma, davul, zümbelek, kanun, kaval, keman, kudüm, nakkare, ney, tambur, tef, ud, zurna ve zilli maşa. Diyarbakır musiki folklorunda kullanılan makamlar. Genellikle Diyarbakır musiki folklorunda Hüseyin'i, Uşak bir diğer adıyla İbrahim'i, Hicaz bir diğer adıyla Şirvani, Muhalif bir diğer adıyla Segah, Saba, Muhayyer, Kürdi, Hüzam, Mahur bir diğer adıyla Beşiri, Rast Nevruz, Arazbar, Kesik, Aşiran, Divan, Eviç, Garip Hicaz, bir diğer adıyla Hicaz-ı Garip, Hüseyin'i, Hicazkar, Hicaz, Irak, İsfahan, İbrahim'i, Kesik, Kürdi, Muhalif, Hoyrat, Mahur, Maya, Muhalif, Muhayyer, Nevruz, Nişabur, Nihavend, Nühuft, Saba, Sümbüle, Segah, Şehnaz, Uşak, Uzal ve Tahir. Diyarbakır musikisinde kadınlar ve musiki aletleri. Bilhassa erkeklerin dışarıda olduğu gündüz misafirliklerinde memleket insanının musiki şinaslığından dolayı bilhassa kadim ailelerin kız veya hanımlarının birçoğu ud ve tambur çalardı. Gündüz misafirliğinde ikramların yanı sıra müzik ziyafeti de olurdu. Kenan Aksu, Diyarbakırlı kadınların eskiden müzikle daha çok uğraştığını anlattı. Eskiden evlenen genç kadınların çeyizlerine müzik aletleri ve ud konulduğunu hatırlatan Aksu, bu geleneğin günümüzde kaybolduğunu söyledi. Şeref Değer, benim ablam o günlerin Diyarbakır'ında ud çalardı. Karşı komşu evindeki kadınlar da ud çalardı demektedir. Beni sahnedeyim. Ve 63 senede sahnedeyim. Bir zaman halk ve Türkmen'le beraber çalışıyordum. Sonra 62 yılına geldik. Beraber çalışmıyorduk. Bunu söylemekteki maksadım, biz bu derneği, Selam Güzel Ses Derneği'ni sırf Diyarbakır'ımızın, güzel Diyarbakır'ımızın efendim şarkıları, türküleri unutulmasın, yazılsın ve esas bunları hepsini topluyoruz, araştırıyoruz, buluyoruz ve çok sen kardeşim, Ali Bey kardeşimizle bunları topluyoruz ve Diyarbakır'ımızın esas
türküleri de anlatmaya çalışıyoruz. Kadınlara ait olan türküler çok çeşitli ve daha orijinaldir. Diğer türkülerin bazılarında civar illerin etkisi görüldüğü halde kadın türküleri saflığını koruyabilmiştir. Kadınların söylediği türküler düğünlerde ve gelinin kınaya çıkarıldığında söylenir. Mübareği damada, annesine, görümcelerine ve diğer akrabalarına çalınan saz ve söylenen türkülerin gerek melodileri ve gerekse güfteleri değişiktir. Düğün ve kına türküleri ilginçtir. Mübareke denilen kına türküsü hem gelin için hem güvey için ayrı ayrı söylenir. Celal Güzelses. Esas ismi Mehmet Celalettin olan Celal Güzelses'in babası Derviş Hasan'ın vefatıyla annesi Latife Hanım tarafından mahalle mektebine verilir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Rüştiye'nin lav edilmesiyle öğrenimini tamamlayamaz. Okula giderken 1913'ten 1921'e kadar Ulu Cami'deki müezzinlik görevini devam ettirir. 1931 yılında Karındaş Mahmut'un Diyarbakır şivesini taklit ederek doldurduğu plak halktan oldukça tepki alır. Celal Güzelses bu plağa olan tepkisini dile getirerek İstanbul'a plak doldurmaya gider. Celal Güzelses, Bayındırlık Bakanı Fevzi Pirinçioğlu'nun ısrarıyla 1917 yılında bir tesadüf sonucu tanıştığı Mustafa Kemal Paşa'dan Şark Bülbülü ünvanını alır. 1934 yılında soyadı kanununun kabulüyle soyadını sesinin güzel oluşundan alır. Celal Güzelses, 22 Haziran 1943 tarihinde Diyarbakır Halk Musiki Cemiyeti'ni birkaç arkadaşıyla birlikte kurar. 1950'de cemiyete yapılan resmi ödenekler ve belediye yardımlarının kesilmesi üzerine cemiyetten ayrılır. 1956 yılında kendisinden ayrılan arkadaşlarının Yıldız Kulübü'nde toplanmasıyla Celal Güzelses sarsılır. Ulu Cami baş müezzinliği için vilayete başvuruda bulunur. Bu görevine 1956 yılından vefatına kadar devam eder. 1 Şubat 1959 yılında vefat etmiştir. Vefatına Diyarbakır halkı çok üzülür. Naaşı Ulu Cami'den eller üzerinde İlahi ve tekbirlerle Şeyh-i Zeki Efendi'nin metfun bulunduğu kabrinin alt kısmına vasiyeti üzerine defnedilir. Celal Güzelses'ten yaklaşık olarak 46 türkü derlenmiştir. Derlenen bazı türküler Ağlama Yar Ağlama, Bülbülün Kanadı Sarı, Dağlar Dağımdır Benim, Esmer'in Ağa Gerek, Mardin Kapı Şen Olur, Nare Esvap Yıkıyor, Vallahi o yardır. Ağlama, ağlama gülüm, ağlama. Hamayli boynundayım, orada değil buradayım. Düşünme yanımda. Halk oyunları. Yöredeki halk oyunları isimleri. Keşe. Bazı yerlerde keşo diye de geçer. Delile, bir diğer adıyla Delilo, Govent, bir diğer adıyla Halay, Harrani, bir diğer adıyla Esmerim, Şuşane, bir diğer adıyla Tek Ayak, Durnık, bir diğer adıyla Çift Ayak, Çaçan, Çepik, Meryemo, Papure, Düzo, Kadın Delilosu, Kadın Halayı, Teşi, Beri, Teşi erkekler için olan, Guru Pez, bir diğer adıyla Kurt Kuzu, Hasat, bir diğer adıyla Kelek, Şuru Mertel, bir diğer adıyla Kılıç Kalkan, Çömçe Gelin.
erkek kıyafetlerine örnekler. Yöresel bayan kıyafetler. Kına gecesi. Gelin giydirilip süslendikten sonra koluna giren iki genç hanımla beraber misafirlerin bulunduğu salona getirilirken, önde yürüyen bir hanım da üzeri mumlarla süslü olan içi kına dolu tepsiyle yürür ve misafirlerin olduğu yere gelir. Gelin önce büyüklerin ellerini öper, sonra avlunun içinde bir tur dolaştırılırken çalgıcı kadınlar da geline eşlik ederler. Bu arada mübareki denen türküyü söylerler. Daha sonra kendine ayrılan yere oturtulan gelin, elleri göğsünde, başı önünde eğik bir şekilde bekler. Çalgıcılar devam etmekte, şarkılar söylenmektedir. Kına yakımına geçilirken şu türkü çalınır ve söylenir. Hanım kele puşiyi örtmüş başına. Kına yakımına geçildiğinde gelin avcunu açmaz. Bunun üzerine oğlanın anası gelinin avucuna altın koyup avucunu açar ve kına yakımına başlanır. Oğlan tarafından gelenler gelinin başına şeker ve para serperken kızın anası ve yakınları hüzünlü olduklarından ağlamaya başlarlar. Dengbejlik, dengbejevi, bir diğer adıyla Mala Dengbejan. Dengbejevi olarak faaliyet gösteren yapı, yaklaşık 100 yıllık bir Diyarbakır evidir. Evin iki geniş odası ve büyük avlusu dengbejlere aittir. Yazın daha serin olduğu için dengbejler genelde avluda toplanırlar. Her gün 10-15 dengbej bu evi ziyaret edip sanatını icra eder, fakat festival gibi bazı özel zamanlarda burada toplanan dengbejlerin sayısı 30'u geçer. Dengbej sözcüğü aslında deng yani ses ve bej tin yani söylemek sözcüklerinden oluşan Kürtçe bir bileşik sözcüktür. Dengbej trajedi, keder, mutluluk, sevi ve benzeri olay ve olguları duygusalca işleyen, ritim ve melodiyle süsleyen, müziğin sihriyle olgunlaştırıp halka aktaran kişi demektir. Dengbejlik bir Kürt geleneğidir. Kürt dili, edebiyatı, tarihi, kültürü ve müziğini bugünlere taşıyan bu kişilere dengbej, yani tarihin aktarıcıları denir. Kürtçe'de sese hayat veren anlamına gelen dengbej, Kürt kültürüne ait olan destanları, aşk hikayelerini, isyanları, tarihi olayları herhangi bir enstrüman kullanmadan sesleriyle canlandıran Kürt ozanlarına verilen isimdir. Dengbejlerin seslerini kullanarak yarattıkları yapıtlara kilam denir. Dengbejler, yüzyıllar boyunca köy köy, şehir şehir gezerek anlattıkları hikayelerle
sözlü Kürt edebiyatının yaşamasına aracılık etti. Musikiye destek veren kurumlar. Belediyenin Kültür Merkezi. Cegerhuyn. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu. TRT. Dicle Üniversitesi Konservatuarı. Diktum Der. Güzel Sanatlar Lisesi. Çocuklarda, gençlerde müzik. Diyarbakırlı müzisyenler. Mahalli aşıklar. Kırklar Dağı'nın düzü. Diyarbakır yakınlarında bulunan Kırklar Dağı civarındaki bir köyde Süryani bir aile yaşarmış. Bu aile, aile olalığı yıllar olmasına rağmen çocukları olmamış. Ne yola başvurmuşlarsa kolları kanatları kırılmış, hayalleri suya düşmüş, ümitleri kırılmış. Müslüman bir ailenin tavsiyesiyle Kırklar Dağı'nın arkasındaki Kırklar ziyaretine gitmeye karar vermişler. Varıp ziyarete adaklar adamışlar, dilekler tutmuşlar. Bir süre sonra nur topu gibi bir kız çocukları doğmuş. Suzan adını vermişler. Bundan sonraki her yıl Kırklar ziyaretini ihmal etmemiş, kurban kesmeye devam etmişler. Hanım kızımız büyümüş, serpilmiş, hurilere taş çıkartacak bir güzelliğe ulaşmış. Bizim adil oğlan da yakışıklı mı yakışıklı, suyu sıktı mı taş edecek kuvvete sahip bir delikanlıymış. Boyu boyuna, huyu huyuna derler ya, Suzan kıza vurulmuş. O zamanlar platonik aşk icat edilmediğinden kızla karşılık vermiş, iki gönül bir olmuş, samanlık seyran olmuş. Günler ayları, aylar yılları kovalamış. Suzan kızın doğum günü yaklaşmış. Olacak ya, Suzan kızın annesi de hastalıktan yatağa düşmüş. Adağı yerine getirmek için hizmetçileri göndermiş Suzan kızla beraber Kırklar Dağı'na. Adil Bey'imiz yerinde durur mu? O da peşinden gitmiş. Hizmetçiler duayla, adakla uğraşırken iki kor yürek sıyrılmış aradan. Bu olaydan sonra ziyaret çarpmış, derler ki Suzan kız amansız bir hastalığa yakalanmış. Ne hekimler çare bulmuş, ne alimler isim koymuş bu derde. Akıl başından uçmuş. Adil Bey'in de dahil kimseyi tanıyamaz hale gelmiş. Dicle'nin kenarından kapılıvermiş sulara. Adil Bey'imizin de ne aklı ne de yüreği kaldırmış bu ayrılığı. Suzan'ına kavuşmak için o da bırakmış kendini Dicle'ye.